Hayırdır? Ya biz menü için hani kalori hesabı falan yaparız diye konuşmuştuk ya. Ben de öyle çalışalım diye geldim yani. Ya çok iyi olurdu ama bu akşam olmaz. Ha restorana falan gidiyorsan ben seni bırakayım. Hiç sorun değil benim için yani. Hayır, bırakırım. Yok yok. Çocuklar ilgilenecek bu akşam. Benim başka bir randevum var. Ne demek randevu? İki insanın sözleşip aynı yerde, aynı zamanda buluşmasına biz... O kadarını ben de biliyorum. Yani randevunun ne demek olduğunu biliyorum. Açıklamana gerek yok da kimle ne amaçla nerede buluşacaksın onu merak ettim ben. Sanırım avukatımı arayacağım. O gelmeden hiçbir soruna cevap vermek istemiyorum. Ya sorgulamıyorum, soruyorum. Merak ettim ben. Tanıyor muyum o kişiyi? Kim yani? Evet. Aynı mekanda çalışıyoruz. Diye. Ya. Rant olmaz. Başak'la buluşuyor. Diğer çocuklarla da böyle takılmaz. Ya inanmıyorum ya. Sen gidip onunla mı buluşacaksın? Ya ortaklığı falan mı kutlayacaksınız nedir? Yani ne yapabilirim ki? Aniden aradı sana ihtiyacım var. Yanımda olman lazım dedi. Bugüne kadar bütün kötü günlerimde yanımdaydı. Yani kusura bakma ama onu yalnız bırakamam. Ne diyeyim? Allah sabır versin yani. Teşekkürler. Nasıl geçti dün gece? Dün gece? Ha? İyi. İyi geçti. Sadece iyi mi? Yani bu kadar mı? Ne kadar olsun isterdin Pelin? Yani cümlenin sonunda havai fişek falan mı patlatayım? Yok ya böyle bir tadın kaçık gibi geldi de bana. Hani dün geceyi sen çok önemsiyordun ya. Hani randevuda tatsız bir şey mi yaşandı onu merak ettim. Hayır, tam aksine. Çok keyifliydi. Hatta hiç haz etmediğim bir tiple karşılaştım. O bile tadımı kaçıramadı. Çok eğlendik. Çok. Kimmiş o tip? Tanımazsın. Düğün ne zaman? Ne düğünü? Ya ne bileyim hani bu iş ortaklıkları böyle eğlenceli renkli randevular falan. Arayı uzatmayın derim ben. Pardon ama benim özel hayatım seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Yalanlamadığına göre düğün yakın demek ki. Hala soruma cevap alamadım. Özel hayatım seni neden bu kadar ilgilendiriyor? Ya senin özel hayatın beni niye ilgilendirsin canım yani? Şimdi ben çok mutluyum ve ilişkimde. O yüzden böyle etrafındaki herkes de benim gibi mutlu olsun istiyorum. Bu kadar yani çok doğal. Biliyor musun? Dün ben de şahane bir gece geçirdim. Öyle mi? Çok özel olmayacaksa eğer. Kiminleydin? Ya kim olacak canım? Tolga'yla. Ya başka biri mi var benim hayatımda? Onunla birlikteydin yani. Niye şaşırdın? Yo, şaşırmadım. Neden şaşırayım ki? Ya tamam, bir hata yapıp beni terk etmiş olabilir. Ama ben sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Eğer Tolga'yla ilgiliyse bunu benimle değil, kankalarınla paylaş, olur mu? Ya sen Ceyda'yla geçirdiğin geceyi bana böyle ballandıra ballandıra deminden beri anlatıyorsun ama. Ben mi anlattım? Evet. Şaka mı yapıyorsun Pelin? Önce sen söylüyorsun sonra... Söyleyeceğim. Tamam, terk etti beni ama ya inan bana iyi ki terk etmiş beni. Ya böyle bambaşka bir adam olarak geri döndü bana. Hani gözü benden başkasını görmüyor, 5 dakika ayrı kalamıyor benden. Öyle diyorsan öyledir. Tolga arıyor. Ya açmazsan merak eder şimdi beni. Alo Tolga canım. Aşkım. Nasılsın? Merak ettim bir arayayım dedim. Ah canım merak mı ettin sen beni? Şey yapalım ben işim bitince arayayım seni. Tamam hayatım öptüm. Tamam hadi öptüm aşkım. Bay bay. Oh be. Öğrenmemiş. Demek ki söylememiş o şef bozuntusu. Merak etmiş. Ne oldu? Bir şey mi üzüldün sen? Yo. Gayet iyiyim. Hadi gidelim istersen. Daha bir ton işimiz var. İyi.